Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tuat-ı Mekke 10. sefir 64. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla fasıl içinde vasıl ihramlının hamama girmesi. Bazı bilginler bunu mekruh sayarken bazıları bu konuda bir beis görmemiştir ki ben de bu görüşteyim. Dünya hayatının halleri içinde bir hamam gibi ahirete, hatta Allah'a ve insanın değerine daha iyi delil olan bir şey yoktur. Ömer bin el-Hattab Şam'da bir hamama girdiğinde şöyle demiş. Hamam ne güzel yerdir. Bedene kuvvet verir, kirleri giderir, ahireti hatırlatır. Kulun üzerindeki bu etkileri nedeniyle hamama gitmek mekruh sayılmamıştır. Çünkü hamam iyi bir arkadaştır ve ismi de buradan gelir. Çünkü hamam dost anlamındaki hamim kelimesinden türetilmiştir. Hamim, şefkatli arkadaş demektir. Allah Teala bizim şefaatçimiz veya hamimimiz yoktur der. Hamam sıcaklığı nedeniyle bu adla isimlendirilmiş ve ıslaklığı nedeniyle de kendisine su kullanılmıştır. Öyleyse hamam sıcak ve yaştır. Yaşamın doğası ve özelliğiyle hamam bedeni rahatlatır, suyla kirleri temizler. İnsan hamama girdiğinde elbisesini çıkartır, hiçbir şey olmayan bir çıplak olarak kala kalır. Bu özelliğiyle hamam, ahiret ve ölümü insanların kabirlerinden çıplak ve yalan ayak hiçbir şeye sahip olmadan kalkışlarını hatırlatır. Öyleyse hamama girmek, ahiret için ölümden daha güçlü bir delildir. Çünkü ölü, kabrine giydirilerek konulurken hamamın içine çıplak girilebilir. Soyunmak ise daha güçlü delildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım beni hata ve günahlardan, elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Bedenin kir ve pislikten temizlenmesi hamamın en özel niteliği ve yapılış gayesidir. Hamamın ahiret halleriyle ilişkilendirilerek yorumlanması, geniş ve yararlı bir konudur. Onu ancak Allah'ı bilenler anlayabilir. Fasıl içinde vasıl. İhramlıya kara hayvanlarını avlamanın yasaklanması. Bilginler bu konuda görüş birliğine varmıştır. Bu konu meselenin batını yorumunda da Allah ehlinin görüş birliğine vardığı bir husustur. Bir kısmı şöyle demiştir. Zahid hakkın dünyadan olan avı iken arif hakkın cennetten olan avıdır. Öyleyse zahid Allah'ın şu sözüne yönelmiştir. Allah nezdindeki daha hayırlı ve kalıcıdır. Arif ise bu söze yönelmiştir. Allah daha hayırlı ve kalıcıdır. Öyleyse yaratıklar kendilerini karada ve denizde nefslerinin avladığı hakkın avlarıdır. Allah izin verirse bu hususu daha sonra açıklayacağız. Bilmelisin ki Allah kendisi için yaratıldıkları ibadetten uzaklaşan taşkın nefsleri avlamak için bir takım ipler germiştir. Sonra onları bu iplere yerleştirdiği tohumlar yemek veya kendilerine benzeyen canlılarla aldatır. Söz konusu malzemeyi Allah görenlerin hissetmeyeceği şekilde iplere bağlamıştır. Bazı avları hem cinslerinin içinde bulundukları durumu görerek kendilerine katılma arzusu ipe düşürür. Böylece avcının ipine düşer ve avcı kendisini yakalar ki amaç da buydu. Böyle bir av özü gereği aranır. Bazı avlar ise iplere serpilmiş tohumları elde etme arzusu tuzağa düşürür. Sonra avcının kuş seslerini taklit eden bir takım sesleri vardır. Kuş onları duyunca iner ve tuzağa düşer. Böyle bir kuş hakkın nidasını duyup ona olumlu karşılık verene benzer. Öyleyse bu iyilikle avlanmamıştır. Diğeri ise ipe serpilmiş tohumlarla iyilik görmüştür. Gördüğü iyilik kendisini yönlendirmiş, o da kendini ipe atmış ve yakalanmıştır. İhsan ve iyilik olmasaydı avcıya gelmeyecekti. Şu halde onun gelişi nedenlidir. Kara, ihsan sahibi ve iyilik demektir. Hak ise kıskançtır. Allah bu özel gruptan ki onları Allah kendisinin olmaları için haram yaptı, ihsan kulları olmalarını istemedi. Böyle bir durumda onlar kendisi için değil, ihsan için kulluk yaparlar. Bu nedenle Allah onları dikişli elbiselerden soyutlanarak tozlu ve paslı bir şekilde davet etmiş, kelime-i tevhid getirerek duasına lebbek diyerek karşılık vermelerini istemiştir. Bu durum kuşun avcının sesine yönelmesine benzer. Böylece Hak mekanları nedeniyle onlara kara avcılığını yasaklamıştır ki bu ihsan demektir. Bu durum haram ve helal mekanında ihramlı ve ihramsız olarak bulundukları sürece böyledir. Haramlık her nerede varsa ihsan avcılığı da yasaklanır.
Çünkü Allah'ın niteliklerinden biri de kıskançlıktır. O, ihram giymiş bu grubu nimet ve ihsan yolundan çağırmak istememiştir. Aksi halde onlar hakikatin kulları değil, ihsanın kulları olurdu. Böyle bir şey ilahi mertebeye saygısızlıktır. Bir filozof şöyle der: bir amaç nedeniyle seninle arkadaşlık yapan kişinin dostluğu amaçla birlikte sona erer. Kulun Rabbi ile dostluğunun gerçekte olduğu gibi kendinden kaynaklanması gerekir. Çünkü kul efendisinin mülkiyetinden çıkmamıştır. Kendi zannınca böyle olsa bile o mülkiyetten çıkmamıştır. Fakat efendisinin mülkünü bilmemektedir. Çünkü o yürüdüğü her yerde efendisinin mülkünde yürür. Şu halde o efendisinin mülkünden çıkmış değildir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Bu nedenle şari ihramlıya kara avcılığını yasaklamıştır. Bu durum Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde dile getirilmiştir: size verdiği nimetler karşılığında Allah'ı seviniz. Burada peygamber değerlerini ve Allah'ın şanına yaraşan boyun eğme ve itaati bilmeyen ihsan kullarına hitap etmektedir. Şari ihramlı iken insana deniz avcılığını yasaklamamıştır. Çünkü deniz avcılığı su avcılığı demektir. Su ise Allah'ın kendisinden her şeyi canlı yaptığı canlılık unsurudur. Hac ve başka ibadetleri gerçekleştirmenin amacı kalplerin canlılığını sağlamaktır. Nitekim Allah ölüyken dirilttiğimiz kimseye gelince buyurur. Bu ifade konuyla ilgili övgü bağlamında söylenmiştir. Bütün zahiri ve batini ibadetlerdeki amaç kalp ve organların canlılığı olduğuna göre böyle bir durumda Allah'ın talebiyle su arasındaki ilişki gerçekleşmiş demektir. Bu nedenle su canlılarını avlamak haram sayılmaz. Bu nedenle genişliği nedeniyle deniz sözü getirildi. Çünkü deniz geneldir. Gerçekte de durum böyledir. Allah'ın yarattığı her şey onun övgüsünü tesbih eder ve tesbih ise canlı yapabilir. Bu nedenle canlılık her şeye yayılmıştır. Böylelikle hüküm genişlemiş ve deniz gibi olmuştur. Bu nedenle Allah onu denize tamlama yaparak denizdeki genişliği dikkate alarak suya dememiştir. Şu halde ihramlı iken ve ihramdan sonra deniz avcılığı helaldir. Fasıl içinde vasıl. İhrama girmemiş bir insanın yaptığı kara hayvan avcılığından ihramlı yiyebilir mi? Bazı bilginlere göre ihramlı herhangi bir kayıt olmaksızın böyle bir şeyi yiyebilir. Bazı bilginler ise yenilemeyeceğini söylemiştir. Bazı bilginler ise onun adına ve ihramlı bir grup adına tutulmamışsa yenilebileceğini, ihramlı adına avlanan şey yemenin ise haram olduğunu söylemiştir. Bizim bu konudaki görüşümüz şudur: bana göre hiçbir şey bu konuya zarar vermediği gibi bu konuda delil de yoktur. Konuyla ilgili bir rivayet bende güçlü zan oluşturmaktadır. Bir katkısı yoksa ihramlı bu avdan yiyebilir. Benim yorumum ayette ihramlı için av sözünün geçmesine dayanır. Çünkü zikredilen av ile fiil kastedilebileceği gibi bazen avlanan şey de kastedilebilir. Hakkın bunlardan hangisini kastettiğini veya her ikisini birden mi kastettiğini ise bilmiyoruz. Burada Allah'ın avı değil, fiili kastettiğini düşünenler genel anlamda böyle bir av etinin yemenin caiz olduğunu söylemiştir. O zaman ondan dolayı avlanmışsa demenin anlamı yoktur. Çünkü kendimden başka birinin niyetiyle yükümlü değilim. Ben ihramsız iken av konusunda bir emir verirsem veya işaret eder veya dikkat çeker veya imada bulunursam ya da ilgi gösterirsem bu konuda bir çabam var demektir. Bu durumda söz konusu şey bana haram olacağı gibi ben de günahkar olurum. Bu düşünceyi kendimden başkasından görmesem bile üçüncü görüşün yorumlarından biri olabilir. Bu yorum kendisinden dolayı avlanmamışsa sözüdür. Bu söz ile ihramlının işaret veya delaletiyle avlanmanın kastedilmesi mümkün olduğu gibi ihramda olmayan insanın ihramlının yiyeceği şeyi avlamaya niyetlenmesi anlamında da kullanılabilir. İhramlı olmayan insanın avcılığında bir engelleme ve sınırlama yoktur. Böylece o bu niteliğinde hakka benzemiştir. Çünkü engellemenin olmayışı sınırlanmaktan tenzihtir ki bu tenzih ilahi bir niteliktir. Öyleyse hiç kimse sınırlılığıyla hakkın onu yönlendirmesine karşı koyamaz. Çünkü kulun sınırlılığı da hakkın kendisini yönlendirmesinden kaynaklanır. Bu nedenle hakkın sınırlamasını olduğu gibi yönlendirmesini de herkes kabul etmelidir. Bu konuda bir fark yoktur. İşte bu mutlak sırf kulluktur. Çünkü insan ihramlıya yasaklanan şeyin
kendisine yasaklanmaksızın ihramsız iken onu görmüştür. Başka bir ifadeyle yasaklamaya konu olmayan ilahi bir niteliği görmüştür. Allah dilediğini yapan iken aynı şekilde Allah kulları hakkında pek çok yerde kendisine zorunlu kıldığı bir takım niteliklerde sınırlanan ve mahrum kalan kimseye de benzer. Nitekim Allah şöyle buyurur: sizinle yaptığı ahde vefa gösterin. Böylece Allah kendisini bize katmıştır. Bu sınırlama ise Allah dilediğini yapandır ayetine karşı koyan en güçlü şeylerden biridir. Çünkü o kendi fiilinin mahalli olmadığı gibi Allah'ın ahdine vefa gösterenlere karşı ahde vefası ayette belirttiği hususun doğruluğu nedeniyle zorunludur. Allah dilediğini yapmıştır. O iradesinin iliştiği bir yerde değildir. Çünkü o mevcuttur ve fiilinden sahip olmadığı bir hal kendisine dönmez. İşte bu ilahi fiildeki sorunun tepe noktasıdır. Bununla birlikte insanlar bu konuda gevşek davranmıştır. Bu konu onların iradenin neyle ilgili olduğunu bilmeyişlerinden kaynaklanır. Üçüncü görüş doğruya en yakın görüştür. Çünkü o konuyla ilgili hadislerin ana fikrine en yakın görüştür. Bu meseleyle ilgili bu görüşümüz dördüncü bir görüş sayılmaz. Çünkü biz bu konuda kesin bir hüküm vermedik. Fakat güçlü zannım üçüncü görüşü diğer ikisine tercihi gerektirmektedir. Bununla birlikte bu nokta açık değildir. Fasıl içinde vasıl. Zorda kalan ihramlı ölü veya av eti yiyebilir mi? Bazı bilginler ölü eti ve av olmaksızın domuz eti yiyebileceğini söylemiştir. Bazı bilginler ise avlanır, yer ve karşılığında ceza öder demiştir. Avlanma mecburiyetinde kalırsa avlanır ve kasıtlı yaptığı için ceza öder. Allah zorda kalanlardan söz ederken özel bir kimseyi belirtmemiştir. Her yaratılmışa zorunluluk eşlik eder çünkü hakikati budur. Zorunluluğuna rağmen herkes yükümlüdür. Öyleyse insana yaraşan şey yükümlülük sınırında durmaktır. Mutlak yükümlülük insandan kalkmaz. Ondan sadece belirli bir şeye dönük özel zorunluluk kalkabilir. Oluşun bütün hareketleri hakikat yönünden zorunlu ve zorlamalıdır. Bununla birlikte bildiğin gibi alemde seçim de mevcuttur. Fakat burada bizim bildiğimiz başka bir bilgi daha vardır. Özgür seçiminde mecburdur. Hatta hakikatlerin verisi özgür kimsenin bulunmadığıdır. Çünkü biz özgürde de ihtiyarın zorunlu olduğunu gördük. Başka bir ifadeyle onun özgür olması zorunludur. Şu halde zorunluluk ortadan kaldırılamayacak sabit bir ilkedir ve özgürlüğe eşlik eder. Özgürlük ise zorunluluk üzerinde hüküm sahibi değildir. Bütün varlık kendilerinden kaynaklanan bir zorunluluk içindedir. Yoksa başkasının zorlamasıyla mecbur değillerdir. Çünkü mecburu zorlayan kimse de o mecbur nedeniyle seçiminde mecburdur. Onun zorlaması olmasaydı özgür olurdu. Alem mecburdur ve özellikle asıl da mecburdur. Nerede kaldı özgürlük? Herkes kendi şeklince yaratılmış, cebir ve zorunluluk halinde. Yaratılmış aslından ayrışmış, yoksulluk ve zelilliğiyle. Kendi niteliklerinde hak ile ol. Ne zorunlu bir cebir, ne de ihtiyar arasındaki nitelikler. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. Fasıl içinde vasıl, ihramlının evlenmesi. Bazı bilginler ihramlının ne nikah kıyabileceğini ne de kendisi için nikah kıyılabileceğini söylemiştir. Nikah kıyması ise geçersizdir. Bazı bilginlere göre nikah kıyması veya kendisine nikah kıyılmasında bir beis yoktur. Benim görüşüm ise haram olmasa bile bunun mekruh olduğudur. Allah daha iyi bilir. İhram bir akit yani sözleşme olduğu gibi nikah da bir akittir. Bu bakımdan aynı özelliğe sahiptir ve bu nedenle de caizdir. İhramlı insanın cinsel ilişkiye girmesi haramdır. Akit ise bu ilişkiyi mübah hale getirir. Bu nedenle akit haram veya mekruh sayıldı. Çünkü ihram bir korudur ve korunun etrafında dolaşan kimse koruya düşer. Harama girme tehlikesinden korkularak kuşkulardan uzak durulmuştur. Nikah ve akit iki kişi arasında olabilir. Tek kişi için olamaz. Bu nedenle de haram veya mekruh sayılmışlardır. Çünkü biz birliği bilmek ve biri ve birliği ispat etmekle yükümlüyüz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah'tan başka ilah olmadığını bilmelisin. Mutlak birlikte tecelli geçerli değildir. Tecelli iki kişinin varlığını gerektirir. Tecelli ise kaçınılmazdır. Öyleyse iki kişi var olmalıdır. Buna göre ihramlı için nikah akdi caizdir. Arif, müşahadenin hallerinden yerleşmiş olduğu şeylere göre hareket eder.
Cüneyd-i Bağdadi'ye marifetin ne olduğu ve Arif'in durumu sorulduğunda şöyle demişti: suyun rengi kabın rengidir. Böylece iki kişinin varlığını ortaya koymuştur. Şu halde hem sen hem o olmalıdır ve aranızda bir ayrım da bulunmalıdır. Bu bakımdan bir de bulunmalıdır. Varlıkta sadece bir vardır dersen doğru söylemiş olacağın gibi, varlıkta iki kişi vardır dersen yine doğru söylemiş olursun. Yaratılışta iki kişi vardır dersen doğru söylemişsindir. Çünkü o tek bir zattan meydana gelmiştir. Yaratılışta sadece bir kişi vardır dersen yine doğru söylersin. Çünkü iki kudretin bir kudretiyle ilişmesi imkansızdır. Tevhid bilinmeyen bir şeydir. İspat ise görülür. Allah gaybı ve şehadeti bilendir. Böylece aleme göre ikiliği ortaya koymuşken Allah'a göre ise Allah sadece şehadeti bilendir. Hiçbir şey Allah'a gayb olamaz. Bu görüş, görmede illeti varlık yapan kimsenin düşüncesine aykırıdır.